Biz de anlıyoruz depremin nasıl gerçekleştiğini. Zeytinburnu depreminde de benzer bir şey söylendi. Geçen gün meydana gelen Zeytinburnu'daki o depremde. Bir ses, bir uğultu şeklinde bir ses duyduğunu söylüyor insanlar. Aynı zamanda bir kayıt da var, bir video kaydı var. Şimdi o kaydı bir göstersin arkadaşlar mümkünse. Bu deprem anı, yanılmıyorsam burası Kahramanmaraş mı arkadaşlar? Evet. Deprem anında bir ses, bir grup. Bir sesi de izleyicilerimiz duyuyor değil mi arkadaşlar? Duyuyor. Şimdi bir de ışık, bu ışıklar ne diye merak ediyorlar. Bu herhalde elektrik, o sonradan açıklamada yapıldı. Kopan elektrik kablosu. Ben şöyle biraz susuyorum. Evet. Bu depremin sesi mi hocam? Ne bu duyulan ses, uğultu? Evet. Bu bütün yeryüzündeki kaya ortamı, zemin ortamı ve üzerindeki yapılar, ki burası bayağı bir şehir gösteriyorsunuz, hepsinin silkelenme sesi bu. Yani o bahsettiğiniz plakalar oynuyor yani, yer altında. Yani bakın, bütün kutuları yan yana getirin, birbirine itip şöyle hareket ettirdiğinizde kutular birbirleriyle tabii, bir hareket edecektir. Tabii. Hem yerden geliyor çünkü temele bağlı ve kaya ortamı çünkü blok hareket ediyor. Şimdi bakın, o blok nereden hareket ediyor? Sola doğru hareket ediyor. İşte Doğu Anadolu fayı ve Ölüdeniz fayının karakteristik özelliği. Sola doğru hareket ediyor. Muhtemelen bu kar kalkacak, yaz gelecek, birazcık açılınca bizim meslektaşlarımız arazide bu sol yanal atımı, şu atımı görecekler. Yani ikimizin arasında şu an bir çizgi var. Evet. Şöyle siz, geçelim hocam, şuraya. Yok, fark geçelim. Etmez. İzleyicilerimiz tabii, görsün diye. Bakın, burada şöyle ikimizin arasında yerde bir çizgi var. Bu fay hattı olsun. Siz lütfen benim soluma doğru şöyle bir, geçiyorum. 2 evet. 3 evet. 4 5 6. Evet. Bakın, 6 metre gittiğinizi farz edelim. İşte bu 7.7'lik deprem meydana gelmiş demektir. Başlangıçta ikimiz bir duvarın çitiydik ve karşılıklıydık. Ama işte sol yanal bir deprem. Sonra bu kadar fark oldu. Evet. Anladım. İşte bu sol yanal bir deprem. İşte zaten o yıkıcılık da buradan kaynaklanıyor. Tabii, değil mi hocam? Sesi çıkaran. Biz bir de şimdi biz bunu yaptık ama biz el ele de tutuşsak, şimdi birbirimizi çeksek, değil mi? Yani ben aynı şekilde gitsem, o zaman daha farklı bir sonuç olacak. Tabii ve burada yapı tamamen sallanıyor. Evet. P dalgasıyla, evet. S dalgasıyla, Rayleigh ile çalkalanıyor bütün ortam. Cisim ve yüzey dalgaları diyelim. Halkımızın daha anlayacağı şekilde ortam tamamen bu kaya ortamının, zemin ortamının ve yapı stoğunun sesinden kaynaklanıyor. Evet. Bu deprem sesi işte. Yani o ses deprem sesi. Tabii, gerçekten. Bunu o 99 depreminde hepimiz hissettik. O, evet. O zaman da aynı. Yani aynı. O meşhur tabii, her depremde tabii. Dinlenilen ses. Tabii. Doğru.